13 yıllık hasret sona erdi. 2,5 yıldır yapımı süren Mimar Murat Tabanoğlu'nun imzasını taşıyan Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Çok mutluyum vallahi. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Güzel gözüküyor. Haşmetli gözüküyor. Mükemmel. Özellikle turistler için mükemmel bir şey yani. Bunu görmeleri lazım. Geri sayım tamamlandı. 13 yıllık hasret bitti. Yenilenmeliydi, güncellenmeliydi. Herkes ruhunu koymuş belli. Çok harika bir sanat eseri çıkmış ortaya. Bu çok güzel. Bu hali çok daha güzel. 2,5 yıl süren inşaatın ardından tüm ihtişamıyla yenilenen Atatürk Kültür Merkezi, Mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyor. Eskisine benziyor ama eskisini çizenin oğlu çizdi bunu. Murat Bey çizdi. Yeni binanın inşası sırasında eski binanın karakteristik özellikleri birebir korundu. Yapılması gereken buydu. Yapılış sürecinde takip ettim. Bayağı başarılı oldu. Yeni binanın en önemli mimari özelliği ise içeriye yerleştirilen dev küre şeklindeki opera salonu. Yaklaşık 2000 kişilik kapasitesi bulunuyor. En kısa zamanda gelip görmek isterim yani. Girmedim daha içeriye. Merak ediyor muyum? Ediyorum, hem de çok. İçerisi daha farklı, daha büyük, daha iyi. Salonları büyük. Açılış nedeniyle Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Bugüne şahitlik etmek isteyenler açılışa saatler kala meydanı doldurmuş durumda. Onun için geldim ben Esenyurt'tan buraya. Açılış için geldim, Ataşehir'den geldim. Açılış için geldik, evet. Bekleyeceğiz, evet, ama beklemeye değer. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılış için dakikalar önce Atatürk Kültür Merkezi'ne geldi. İlk olarak içeride incelemelerde bulunacak. Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle bestelenen Sinan Operası'yla sanatseverlerle buluşacak.